Genel seçimler yaklaşırken partilerin programları da yoğunlaştı. Bu kapsamda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Bolu'ya geldi. Bugün Zafer Partisi Genel Merkez Heyeti olarak Bolu'da. Gündeme dair değerlendirmede bulunan Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen sayısına ilişkin açıklamaları ve mülteci sorununa tepki gösterdi. Değerli arkadaşlar, Erdoğan Türklerden kaybettiği oyları Orta Doğu'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Mısır'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Libya'dan vatandaşlık verdiği Türkçe bile bilmeyen ama sayıları da şu anda 745 bine seçmen bazında ulaşan ama son seçim listeleri açıklandığında daha yeni 100 binleri de göreceğiz. Seçmenlerle, ithal seçmenlerle etkilemeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu şeytanca bir oyun ve şeytanca bir plan. Bu şeytanca plan karşısında ne yazık ki çakma muhalefet dediğimiz Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'la işbirliği yaptığını görüyoruz. Rakamları nasıl Süleyman Soylu aşağıya çekiyorsa Kılıçdaroğlu da aşağıya çekiyor. Çok fazla kişiye vatandaşlık verilmedi. Öyle 400-500 bin sayıları söz konusu değil diyor. Seçim sonuçlarının %50 artı 1 ile belirleneceğini düşünürsek, İstanbul'daki seçimlerin 13 bin oyla kazanıldığını düşünürsek, Kılıçdaroğlu için önemli sayı nedir? Bunu artık açıklaması gerekir. Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı sayıların tutarsız olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu arkadaşlar iki açıklama yaptı. Bir tanesi 2021'de 23 Ekim'de İzmir'de yapılan açıklama dedi ki gelecek seçimlerde 6,5 milyon yeni seçmen oy kullanacak. Washington'a gitti bir hafta önce. Orada yapmış olduğu açıklamada da dedi ki 7,5 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanacak. Şimdi bu çok önemli arkadaşlar. Neden çok önemli? Çünkü Türkiye'de her ay seçmen sayısı 72 binle 75 bin arasında artıyor. Ortalama 73 bin diyelim. 2019 seçimleriyle, yerel seçimleriyle, Haziran 2023'te yapılacak seçimler arasında 51 ay var. 51 çarpı 73 ancak 3 milyon 600 bin 700 bin civarında yapıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu eski bir Maliye Bakanlığı hesap uzmanı olarak 0,00,0'ları hesaplayacak derecede titiz matematiksel hesaplar yapan bir genel başkan olarak 6,5 milyon 7,5 milyonla 3 milyon 600 bin arasındaki farkı bilmiyor. Bilerek söylüyorsa eğer bunu, Kılıçdaroğlu'na soruyorum. Kılıçdaroğlu neyin hazırlığını yapıyorsun? Neyin hazırlığını yapıyorsun ve kime yardım etmek için yapıyorsun? Eğer sen bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olacağım deyip de yeni oy kullanacak seçmenlerin sayısını dahi bilmiyorsan ve olandan milyonlarca fazla zannediyorsan, vah senin partinin haline, vah Cumhuriyet Halk Partisi'ne inanan seçmenin haline. Özdağ, mülteci sorununun Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olduğunu ve Türkiye'nin Bolu halkının örnek alması gerektiğine vurgu yaptı. Bolu halkı yerel seçimlerde tercihini belirlerken Türkiye'nin en önemli meselesi olan sığınmacılar meselesini çok erken görüp buna karşı doğru tepkiyi veren seçmen olarak ön plana çıktı ve doğrusu Türkiye'de Bolu halkı kadar erken bu tehlikeyi gören ve buna şehir olarak cevap veren hiçbir seçmen grubu yok. Onun için sevgili Bolulları, sahip oldukları bu yüksek milli bilinçten dolayı ve kentlerine, ülkelerine sahip çıkmalarından dolayı içtenlikle tebrik ediyorum ve
umuyorum ki bütün Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde Bolu halkını, Bolu seçmenini örnek alarak ülkesine, ülkesinin geleceğine, çocuklarının geleceğine sahip çıkacak.